Kasılmalar 8 dakikaya düştü. Hocam, ağrı kesici almakta utanılacak bir şey yok. Ağrı kesiciler normal doğum şansını azaltır. Ama aynı zamanda da acıları dindirir. Ben Fikret Hanım, bu ilk bebeğiniz. Ve bu biraz büyük bir bebek. Ve emin ol, bu kolay bir doğum olmayacak. Acıya dayanabilirim, sorun değil. Memleketimin her köşesinde kadınlar ağrı kesici olmadan bir kova sıcak suyla doğum yapıyor. İyi de hocam, memleketimizin birçok yerinde de kadınlar doğum sırasında ölüyor. Ben bunu gerçekten söylemiş olamam, değil mi? Hani sen kocamı bulup bir işe yarayacaktın. Şey hocam, aradım da kapalıydı. Sonra... Şimdiye kadar gelmiş olmalıydı. Doğru. Hemen arıyorum. Yerçekimine yardımcı olması için kullanıyorum. Oldukça iyi gidiyorum. Bu iyi. Güzel. Ne? Güzel dediniz mi, duydum? Hasan. Buyurun Fikret Hanım. Ali'ye hala ulaşamadın değil mi? Hayır, Ali böyle bir zamanda telefonunu kapatmaz. Sancıların başladığını, buraya geldiğimi biliyordu. Belki çekmeyen bir yerdedir. Artık öyle bir yer kalmadı. Kötü bir şey olmuş gibi geliyor. Ya da bilmiyorum, sadece kuruntu yapıyorum. Hala kapalı. İş yerinden sabah çıkmış. Hayır, nereye gitmiş olabilir anlamıyorum. Egzersizlerin faydası oldu değil mi? Of. Neredesin Ali? Hocam, eşiniz şu anda Levent Bey'in yanında. Ne? Ameliyatta. Bana bavulumu getir. Hemen eve gideceğim. Fikret Hanım, birazdan bir bebeğiniz olacak, lütfen. Bugün değil. Bugün bebek falan olmayacak, tamam mı? Hocam, bir dakika. Onu geri itiyorum. Tamam. Bırak! Sakin ol, lütfen. Hocam, heyecanlanma. Şimdi değil. Bu şekilde olmaz. Eve gideceğim. Kocam olmadan yapamam. Ne yapacağımı bilemiyorum. Fikret bu. Onu istemediği bir şeye ikna etmek imkansızdır. Böyle olmamalıydı. Bu hayatın en güzel günü olmalıydı. Fikret Hanım'ı görmeye gelmiş Sikela Hanım. Kocasının durumunu biliyor mu? Öğrendi. Vah vah vah, çok kötü. Bir geçmiş olsun dileyelim. Şu an uygun bir zaman değil Sevda. Sen acil şifalar ver ya Rabbim. Beni eve götürecek birine ihtiyacım var Hasan. Hocam, size acil sezaryen yapmayı düşünüyorlar.
İstedikleri kadar düşünebilirler. Ben bugün doğurmuyorum. Şimdi eve gideceğim. Ali ameliyatı atlatacak, iyileşecek. Ben de bebeğimi yarın doğuracağım. Hocam bebeği kaybedebilirsiniz. Bunu biliyorsunuz. Sana söyledim ya, yarına kadar doğurmayacağım. Hocam bu bebek daha doğmadan ölebilir. Ben gidiyorum. Beni rahat bırak. Hocam sakin olun. Bırak. Hocam. Çık dışarı. Çık. Bitti mi? Evet. Her şey yolunda. Fikret Hanım çok kötü durumda. Durumu öğrendi ve bebeği doğurmayı reddediyor. Gitmeye çalışıyor. Kocası nasıl? Düşündüğümüzden daha da kötü. Felç ya da ölüm riski çok yüksek. Hadi Fikret, benim için döner misin? Fikret, sırt üstü yatman ve bebeği itmen gerek. Hale beni yalnız bırak. Yapabileceğim hiçbir şey kalmadı. Bize bir ameliyathane ayarlamalarını isteyeceğim. Fikret Hanım. Beni gerçekten çok şaşırttınız. Sizin böyle davranacağınızı hiç düşünmezdim. Sizden daha fazlasını ummuştum. Siz Gestaposunuz. Kavgadan kaçmazsınız. Siz bir savaşçısınız. Her hastanız için savaşırsınız. Didinirsiniz. Asla vazgeçmezsiniz. Bizi böyle yetiştirdiniz. Kocanız yanınızda değil. Biliyorum. Birçok şey kontrolünüz dışında. Ama bunu yapabiliriz. Biz ayakta durmayı ve cesur olmayı sizden öğrendik. Savaşmayı, sonuna kadar gitmeyi, vazgeçmemeyi bize siz öğrettiniz. Hadi Fikret. Öğrencilerini hayal kırıklığına uğratma. Evet, herkese desteği için teşekkürler. Birazdan bebeği görmeye gelirsiniz. Şimdi dışarı. Teşekkürler, hadi. Alo, dışarı. Burada dünyaya gelmek için sabırsızlanan bir bebek var. Gözlerini duvardan ayırmayacaksın. Tamam hocam, siz isteseniz bile ayırmam. Evet, Hasan kalıyor. Başlıyoruz. Ikının hocam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.